Merhabalar efendim. Şerif Mardin, Gündüz Vassaf, Murat Belge ile Gerçek Orada Bir Yerde. Hoş geldiniz. İsimler ve programın adı çok geniş bir kavram. Bir şeyler anlatmaya gerek yok. Her bölümde önceden kararlaştırılan, çoğunlukla da güncel olan kavramları, konuları bu programda katılımcılar ele alacaklar. Konuklarımız demiyorum. Bu günün konusu kültürel çeşitlilik ya da çok kültürlülük. Son derece gündemde olan bir mesele, kavram bu. Ama bu programın bir de geleneği olmasını arzu ediyoruz. Her programın başlangıcında katılımcılarımızın geçen bir hafta içerisinde en fazla dikkatini çeken olayı aktarmasını, bunun neden dikkat çektiğini anlatmasını rica edeceğiz. Tekrar belki isimleri hatırlatmakta yarar var. Bu programın katılımcıları Şerif Mardin, Gündüz Vassaf ve Murat Belge. Murat Bey, ne dersiniz? Siz ne seçtiniz geçen bir haftada? Benden başlıyorsunuz. Geçen hafta ben Bodrum'daydım. İyi de bir otelde, neresi olduğunu söylemeyeyim. Reklama giriyor değil mi o zaman? Oradaki ahbaplarımız Bafa'ya götürdüler bizi. Bafa Gölü'ne. Şimdiye kadar ben Bafa'dan çok... Yanından geçerim. Yanından çok geçtim. Bir iki kere oradaki bir adada, yani işte balık falan değdim. Ama hep o şeyle ilgili. Yani işte Söke, hı-hı, Bodrum yolu ile. Bu sefer bir başka tarafından gittik ve Heraklea diye bir köy. Herhalde nispeten yeni yerleşmişiz ve köy haline getirmişiz. Yoksa Heraklea şimdiye kadar çoktan Ereğli olurdu. Bu hala Heraklea olduğuna göre yeni yerleşim. Ve orada bir Emin adında şey var. Hem pansiyonculuk yapıyor hem de kılavuzluk yapıyor. Meğerse çok insan, özellikle yurt dışından, geliyormuş bu şeye. Çünkü etrafta şeyler var. Bir yığın mağaralar, manastırlar, bayağı çok eski zamanlardan şeyler kalma, mağara resimleri olan bir takım mağaralar. Ama ayrıca da şey, Hristiyan döneminin bildiğimiz İsa'lar, Meryemler falan filan, işte şapeller, şunlar bunlar. Biz orada bir gece kaldık. Çok keyifliydi. İşte yemeği, şusu busu falan, köy kaymağı, köy yumurtası vesaire. Ve ancak bir şeye gidebildik. Bir şapele gidebildik. O bir gün içinde. Çünkü bu sadece şey değil. Hani tarihi eser görmek değil. Bir yandan da sıkı bir yürüyüş. Hmm. Yani bayağı bir tırmandık tepelere. O tepeler, yani gene de bizim tırmandığımız bize göre epey bir şeydi ama daha onun yüksekleri falan da var. İşte orada bir zamanında birkaç yüz keşişin kaldığı bir kale gibi, böyle kısmen bir manastır. İşte onun şapelinde şey, resimler bayağı iyi kalmış, ama daha da iyi kalabilirdi. Eğer işte çobanlarımız vesaire, modern çağ vatandaşlarımız gidip onların işte gözlerini mözlerini oymasalar daha da iyi kalabilecekmiş. Yani işte gölün güzelliği, orada tabii Endimion efsanesi falan gibi mitolojiden bildiğimiz çeşitli şeylerin de yeridir Bafa Gölü. Kısa. Evet. Yani yaz tatili işte bir yerlere gitmişim. Benim en çarpıcı yaşantım bu oldu, bu bir hafta içinde. Evet. O Endimion efsanesi rüyasında sevgilisini gören bir çocuk galiba. Mıydı? Endimion çobandır, yatar uyur da Selene, yani işte şey, hilal halinde ayı temsil eden, o ona aşık olur falan, işte böyle bir şey başlar. Evet. Yatağında da düşlerini görür o kızın galiba, evet, ve bir heyecan da olur akşam uykusunda. Sonra da Keats genç yaşta ölünce galiba Shelley ona Endimion, evet, diye bir uzun şiir yazdı. Bu konumuz değil ama. Onun yüzden Şerif Mardin'e sorsam, onun Türkiye'de veya dünyada geçen bir hafta içerisinde en fazla dikkatini çeken olay ne oldu? Ya, bence çok konumuz aslında. Çünkü bu
genel bir yaklaşımın değerlendirilmesi ve Türkiye'deki bir politikanın değerlendirilmesi aslında. Hmm. O politikanın değerlendirilmesinin dışında bir de kültür kavramı geçti burada. Şimdi kültür aslında Türkiye'de bilhassa sizin sorduğunuz soru sebebiyle aslında bir çok dar bir tartışmadan ibaret. Ve orada da kılıçlar çekiliyor. Ondan sonra hasımlar birbirlerine giriyor vesaire. Binaenaleyh bunun aslında Türkiye'nin bugünü ile ilgili olmayan fakat genelde insanların kültürle olan bağıntılarının bir uzantısı olabileceğini Murat Bey anlattı. Hı hı. Ve sanıyorum ki o zaman bizim bugünkü bu çok dar ve şiddet dolu çatışmaların diller arasında diyelim çatışmaların bir kökeni olduğu bir yerde buna bir isim verilmesi gerektiği gerekiyor. Ve bundan dolayı da şunu düşündüm aslında. Bunu Sûret-i Katiye'de Türkiye'nin en son geçirmiş olduğu hadiselere bağlamamak lazım. Hmm. Çünkü bu hadiseler aslında çok daha geniş bir evrenin içinde çıkmış olan bir tiptir. Fakat aslında o evrenin içinde çok daha fazla tipler vardır, çok daha fazla ihtimaller vardır. Yani kültür denen evreni bir kere değerlendirmenin çok daha fazla özellik şeyler yolları vardır ve Murat Bey o yollardan bir tanesini, en derine giden bir tanesini bize sundu. Şimdi bu bir kere benim inancımı anlatmam bakımından önemli. Son zamanlarda ve her zaman Türkiye'de ortaya çıkmış olan ve kültürle ilgili çatışmaların bize ait bir şey olduğu gibi gözüküyor. Yani dışarıdan bakma, şimdiye kadar Türkiye'de kimsenin aldığı ve kullandığı bir bakış değil. Hmm. Halbuki yani biz bu kadar miyop bir şekilde kendi çatışmalarımızın dışında meselenin aslında ne olduğunu merak etmek gibi ve merakın da daha sosyolojik diyebileceğimiz bir alana taşması hiçbir zaman Türkiye'de olmadı. Bu ve sanıyorum ki en son olarak söyleyeceğim bir kere kültür araştırmaları son zamanlarda yüzlerce makale yazılan bir konu oldu. Ve o konunun içinden bizim bugünkü çatışmalarımızı çıkaramazsınız. Çünkü sorulacak olan soru şudur. Peki yapılmış olan bu araştırmalardan dolayı ki bugün Sabancı Üniversitesi'nde mesela kültür araştırmaları diye bir bölüm var. Bu bölüm bize kendi kültürümüzdeki o şeyleri, çatışmaları vesaireleri nereye koyuyor? Ne dereceye kadar akademik dünyanın bize göstermiş olduğu alternatifleri kullandık şimdiye kadar? Dışarıdan bakmaya çalıştık. Dışarıdan bakmaya çalışmadık. Çalışmadık. Gündüz Bey, sizin son bir hafta içerisindeki bir vaka ve değerlendirmeniz. Benimki de kültüre bağlanıyor öyle aslında. Mi? İkinize de benimki daha girdik konuya, evet. Kültür kaç para eder? diye bir toplantıya katıldım bu hafta. Dünyada kültür
yaratıcı şehirleri ve kültür endüstrisi. Çünkü kültür artık bir kalkınma modeli oldu birçok ülke için. Çok para kazanılıyor kültürden. İster müze olsun, ister bilgisayar oyunları üretimi olsun, ister reklam olsun. Bunlar hep bir yaratıcı kültür sanayine giren konular. Bu toplantıda UNCTAD katıldı. Yani Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Örgütü de katıldı. Çünkü kültürün ekonomideki yerini inceliyorlar ve belki İstanbul'da da böyle bir dünya merkezi kurulacak bunun için. Şimdi kongre turizmi diyorlar Türkiye'de, finans merkezi diyorlar İstanbul için, ama buraya gelen insan burada yaşamak isteyecek. Londra'ya gittiği zaman bir tiyatroya gitmek istiyor, operaya gitmek istiyor ve New York ve Londra sadece finans rekabetinde değil, kültür rekabetinde aynı zamanda insanlar orada otursun diye. Şimdi İstanbul'da böyle bir şey mi olabilir diye konuşulurken, İstanbul'da nasıl olur diye düşündüm. Yani İstanbul hangi kültürleri sunacak vesaire. Fakat İstanbul'da insan bir yerden bir yere nasıl gidecek? Yani bu trafikte. Çok kolay değil. Bu da bir kültür. Efendim? Bir yere gitme kültürünü edinmen lazım. Edinmen lazım. Yani denizi kullanabilmen lazım mesela. O başka bir kültür. Vazgeçtiğimiz bir kültür. Fakat bu arada bu toplantıya katılırken bir e-posta aldım. Meğer İstanbul'da 2007 yılında dünyayı otomobilsizleştirme toplantısı yapılmış. Çünkü geleceğin şehri artık otomobilli bir şehir değil. Yani bu trafik sorunu daha çok yol yaparak, daha çok köprü yaparak halledilmiyor. Üçüncü köprü İstanbul'da beşinciyi gerektirecek, 15.yi getirecek. Mesele şehri otomobilsizleştirmek, insana teslim etmek tekrar. İlk başladığında bu otomobil, Henry Ford işte Detroit'te fabrikasını yapıyor. Ford otomobilini ilk yaptığında şart koşuyor. Tramvayları atacaksın diye şehirden. Ve o tramvaylar Lisbon'a satılıyor galiba. Şimdi Türkiye'de de böyle bir dernek varmış. Onun adı da çok hoşuma gitti. O e-postasında geldi. Sokakbizim.org. .org, sokakbizim.org. Yılda bir gün, her ayın son pazar günü bir sokağı alıyorlar, boşaltıyorlar. İzinli oluyor bu. Sokak nasıl yaşanılabilir otomobilsiz diye. Bu Kasım'da da var gene. Bakmak isterseniz siz de Sokaklar Bizim diye katılabilirsiniz. Reklamım bu benim. Sokakbizim.org. Çok teşekkürler. Şimdi gerçi oradan başladık, ana konudan başladık belki biraz, ama kültürel çeşitlilik veya çok kültürlülük konusuna bir küçük girizgah yapıp aradan çekilmeye çalışacağım aslında. Angela Merkel, Almanya Başbakanı, çok kültürlülüğün iflas ettiğini söyledi ve bu hala konuşulan, tartışılan bir konu. Ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi eleştirdi Avusturya'da gerek yönetimin tutumunu, gerekse insanların tutumunu. Fakat bu orada çok, Avusturya'da özellikle çok ciddi algılandı. Hatta ben baktım cümlelerine, çok fazla aşağılayıcı bir şey görmedim Avusturyalıları, ama onlar hakaret olarak algılayanlar bile oldu. Böylesine bir gündemle buluşması oldu kültürel çeşitliliğin ya da çok kültürlülüğün. Çok uzun, geniş bir konu ama ben şöyle gireyim mevzuya, sonra sizleri bırakabilirim. Bundan çok da hoşnut olurum. İflas mı etti gerçekten ya da bunalımda mı çok kültürlülük? Çok kültürlülük oldu mu? Onu soralım. Yani Almanya'da, Almanya'da çok kültürlülük oldu mu? Evet. Olmadı. Yani çok kültürlülük adına iddia ettikleri, çok kültürlülük olduysa daha çok göçmenlerde oldu. Çünkü ikinci bir kültüre alışmaya çalıştılar. Almanya, Avusturya, Fransa olduğu yerde dururken gidenler alay da edildi hatta gidenlerle. İşte yürüyen merdiveni ilk gördüğünde bir köyden giden birisi, öyle bir film çevrilmişti galiba otobüs diye. Yürüyen merdivenden Stockholm'da giden Türklerle alay edildi. Yürüyen merdiveni kullanmasını bilmiyorlar diye. Onu öğrenmek kolay değil, yürüyen merdiveni ilk defa gördünüzse. Ama alıştılar. Hala zor. Ama alıştılar. Ama bunun olması için pek bir şey yapılmadı Avrupa'da. Tam tersi, işte Almanya işçilerin çocukları okul çağına geldiği zaman, burada birileri varmış demeye başladı. Çünkü o güne kadar işçiler
ya tren istasyonunda Türkiye'den haber bekliyor bir komşu hemşeri bir haber veyahut da barakalarda yaşıyorlar. Çünkü tasarruf da ediyorlar tabii, para da harcamak istemiyorlar çünkü Türkiye'ye geliyor o para. Yani Almanya, Avrupa çok geç uyandı göç olgusuna. Hiçbir zaman çok kültürlük politikası olmadı. Tam tersine getolaştırma politikası oldu. Mesela futbol ligi kuruldu Almanya'da. Göçmenler için. Türkler Türklere karşı. Sakaryaspor, Dumlupınar Spor'a karşı oynuyor mesela. Ama Almanlar ve Türklerin aynı takımda oynayabileceği bir futbol ligi kurulmadı. Getolaştırma oldu. Viyana'daki Türkiye Büyükelçisi'nin söylediği de bu. Yani ev tutmak istiyor bir Türklerin yoğun olmadığı bir mahallede vermiyorlar. Getto'ya gidiyor. Ondan sonra da şikayet ediyorlar. Türkler gettolaştı diye. Ya da Türklerin gittiği okullara çocuklarını yollamıyorlar. Onu da söylüyor mesela, Büyükelçi. Mesela. Bir şey daha ilave edeyim müsaade ederseniz. Heyecanlıyım bu konuda çünkü. O da şu. Yani Türkler de tabii. Yani Türkiye'den bahsediyorsak. Türkler de itti bu kişileri. Toplumlara intibak etmemesine, uyum sağlamamasına. Çünkü beşinci kol onlar. Türkiye'nin propagandasını yapacaklar diye kullanmak istediler. Veyahut işte dinlerine sadık kalacaklar, bağışta bulunacaklar diye camilerde tutmak istediler. Yani Türkiye'de çok yardımcı olmadı. Hatta ilk Türk işçileri Avrupa'ya gittiğinde, Almanya'ya gittiğinde Yunanistan'dan gidenler, Yugoslavya'dan gidenler sosyal güvenlik anlaşmaları imzalarken sağlık, kültür vesaire Türkiye, o zaman Demirel hükümetiydi, bu çocukları, işçileri attı dışarı. Hiç böyle bir anlaşma imzalamadı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nda ifade edildiği gibi biz çok kültürlülük olduğu tamamen yanlış bir fikir. Çünkü bu aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde Müslüman olmayan küçük birikmiş olan şeylerin, toplulukların kendilerine verilen imtiyazlardan ibarettir. Bu imtiyaz kelimesinin altını çizmek lazım. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir azınlık olarak yaşamak bir imtiyazdan istifade etmektir. Şimdi mesele bundan dolayı Türkiye'de bir çeşit insanların birbirleriyle nasıl yaşayabilecekleri meselesini yeni ortaya çıktı. Çünkü artık dünyada azınlıkların yaşayış tarzını ve özelliklerini bir imtiyaz saymak zamanı geçti. Bir imtiyaz sayılmıyor. Şimdi bu önemli bir değişikliktir. Fakat Türkiye'de hala Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir fikirse bilmiyorum ama hala azınlıkların Türkiye'de bir imtiyazdan istifade etmeleri gerektiğini ve bu imtiyaza doğru çalışmamız gerektiğini söylerler çoğu zaman. Bu doğru değil aslında. Bir imtiyazın ortadan silinmesi zaten modern zamanlara geçmemizi anlatan bir şeydir. Tam durdunuz, çok teşekkür ederim. Tam da ara verme zamanımız geldi. Ama belki yine buradan devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Kültürel çeşitlilik ya da çok kültürlülük orada bir yerde. Bununla ilgili gerçek orada bir yerde. Bulmaya çalışıyoruz. Öyle tanımlayalım. Ara vermeden önce Şerif Mardin, Osmanlı toplumunda azınlıklara imtiyaz verildiğini, bunun altının çizilmesi gerektiğini bize anlattı. Bir aklıma geldi. Sivas Kongresi'nde bildiğim kadarıyla Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğü kabul ediliyor. Orada bütün İslam vatandaşları bu cemiyetin tabii azasıdır deniyor. Orada bile bir şey var. Ama programda konuklarımız var mı ki çok kültürlülük diye bir görüş attılar ortaya. Daha doğrusu Gündüz Bey. Öyle mi gerçekten yoksa uygulamada mı ikiyüzlülük var? Şimdi imparatorluk yapısından bakıyorum ben bu şeye.
Osmanlı'daki durumu, ama tabii işte Rusya, Avusturya gibi. Ya buna oldukça eski kurulmuş teritoryal imparatorluklar. Yani o sonraki deniz aşırı emperyalizm çağının şeyleri değil. Daha arkaik yapılar. Yani burada fethedeye de büyüyorsun ve imparatorluk oluyorsun. Yani fethettiğin adamlar zaten tanım gereği senden olmayan adamlar. Ama gene tanım gereği bundan böyle beraber yaşanacak. Demek ki yani işte Latince söylersek bir modus vivendi. Yani bir beraber var olma tarzının oluşması lazım. Yani benim bildiğim, belki daha eski örnekleri de vardır ama Roma'dan itibaren bir şey var. Yani bu şekilde büyümüş bir imparatorluk. Bünyesinde barındırdığı bütün toplulukların elitleriyle meseleyi çözmesi lazım. Yani işte orada bir Ermeni topluluğu var, burada bir işte Süryani topluluğu var. Gidip orada işte Agop ne yaptı bilmem ne. Bunlara karışmayacak devlet, merkezi devlet. Onu işte oradaki rahip vesaire neyse, yani kendi cemaatinin yetkilileri halledecekler. Şimdi bunun karşılığında da sen bu insanların içine karışmıyorsun. Yani bir kere dinine karışmıyorsun. Önemli mesele. Birçok şey tabii dinle bağlantılı olduğu için işte cenazesini adam bildiği gibi hallediyor, mirası bildiği gibi paylaşıyor, bildiği gibi evleniyor, bildiği gibi eğer ayrılabiliyorsa ayrılıyor ya da ayrılma yoksa ayrılamıyor vesaire vesaire. Ama bütün bunların dilini konuşuyor, kimse diline nasıl eğitim yaptı bilmiyorum, böyle şeylere karışan yok. Karşılığında da mutlak olarak merkezi devlete siyasi bakımdan bağlı, sadık olacak. Yani işte Romalılar kendileri İsa'yı öldürmediler. Eğer o hikaye doğruysa, değil mi? Yani işte Yahudiler çok patırtı ettiler. Madem ki cemaat böyle istiyor, olmuş. Işte. Pontius Pilate izin verdi. Yani onun şeyi bu. Yoksa kendi gidip İsa'yı öldürmedi. Yani imparatorluklar böyle işler. Şimdi bundan ötürü yani Osmanlı İmparatorluğu'nun işleyişini ne olmadığı şekilde övmek doğru, ne de gene olmadığı şekilde yermek. Yani bu bir objektif şeyin, bir çok uluslu imparatorluğun işleyiş biçimini öbür imparatorluklar kadar iyi yerine getiren. Yani işte biz efendim Yahudileri dövmedik, yok işte kafasında takkeyi çıkarmadık, biz ne kadar asil adamlarız. Allah Allah, yani yok böyle bir şey. Ama yani işte Kürtler gaddardır, barbardır, herkesi mahvettiler. Bu yanlış, öyle bir şey de yok. Yani mesela Yunan tarihçileri bu işte 400 yılı Turkokratya derler kendi tarihlerini dönemlendirirken. Ne olmuş peki? Yani Yunan medeniyeti tarihi bitmiş. Türk yönetimi başlamış. 400 senelik bir kış uykusu var. Sonra tekrar Yunan tarihi başlıyor falan. Ya yani o 400 yıl içinde bugün sizin işte yaşadığınız neler neler var yani. Kıyamet gibi şey var. Hı hı. Yani hiçbir şey yoksa bilmem tahin var yani. Hı hı. Falan filan yani. Onun için yani ben şey, bu meseleye bir... İki akım var galiba. Bunun da sizden öğrendiğim için belki hatırlatayım. Bir işte Osmanlı'nın, İngiliz'in ya da Britanya'nın yaptığı, evet, dediğiniz tarz. Bir de ama zorlayan da var. Benim gibi olacaksın. Evet. Tabii. Fransızlar mıdır onu? Bu, evet, Fransızlar. Yani Fransızlar insan aklına inanılan bir gelenekten geliyorlar. Yani Fransız devrimi, işte aydınlanma vesaire. Yani dolayısıyla işte sömürgeleştirdikleri adamları öyle yapma böyle yap. Onun aklı doğru. Bu tabii yani devamlı insanların ayaklarına basan bir muamele biçimi. Dolayısıyla sinir bozan bir şey. Buna karşılık İngiliz karışmıyor. Ama yani onun liberalliğine bakıp ha bak bu daha iyi demek de çok doğru değil. Çünkü İngiliz karışmıyor. Çünkü zaten onun adam olacağına inanmıyor.
Yani bununla ne uğraşacaksın yani? Halbuki öbüründe bir yani başın aklındaki hurafeleri şey yaparsam, giderirsem benim gibi akıllı bir adam olur diye. Yine evet. Saçma ama en azından evet. Karşısındakine belli bir saygı içeren bir tavır da var. Evet, oradaki sorunlar karşısında Avrupa'nın galiba bulduğu çözüm entegrasyon diye bir şey. Bu yalan dolan mıdır Şerif Bey, yoksa gerçekten? Yani bugünkü entegrasyona, kısmi entegrasyona girilmiş olması şeyinde, perspektifinde Avrupa'nın bu entegrasyonu meydana getirmek için senelerce çalıştığını düşünmek lazım. Bu hepsi de entegrasyon amaçlı olan hareketler değildi. Mesela Protestanlarla Katolikler arasında olan savaşlar, bunlar savaşa sonunda bir Nantes Anlaşması diye ortaya çıkılan ve şeylerin, Protestanların artık baskı görmeyeceğini anlatan bir anlaşma imzalanıyor Fransız Krallığı tarafından. Bunun tamamen tersi bir 100 yıl kadar sonra oluyor. Ve Protestanlar da o zaman kendi bütün haklarını kaybetmiş sayılıyorlar. Şimdi bu ikili görünüş Avrupa'da çok uzun zaman sürdü. Kavgalardan bıkan Protestan ve Katolikler sonunda bu işi tamamen bir anlaşmaya getiren bir 1648 şeyi, sistemi diye bir sistem meydana getirmişler. Şimdi bu sistem kendi başına fevkalade bir sistem, sağlam bir sistem olarak kaldı diye sanmayalım. Çünkü ondan sonra bu Protestanlık ve Katolikliğin birbiriyle savaşmasının yerine yeni ortaya çıkan devletlerin kendi hırslarından meydana gelen bir takım sonuçlar ortaya çıktı. Yani demek istiyorum ki her zaman bu uyuşmayı meydana getirmek için başka hadiseler ortaya çıktı ve bunu o değişik tarihsel hadise açısından incelememiz lazım. Bu açıdan şimdiye kadar bu Protestan ve Katolik ayrımcılığının meydana getirdiği muhtelif şekiller hala Avrupa'da ortada duruyor. Her ne kadar birbirlerinin elini sıkıyorlarsa. Bunun bir üçüncü şekli de İngiltere'deki devlet dini olarak kullanılan ve hatta kabul edilen bir dinin 18. yüzyıldaki sonuçlarını düşünmek lazım. Bugün Amerika'ya giden ve Amerika'nın gerçek Amerikalılığını temin eden diyebileceğimiz Protestan cemaatleri aslında çok önemli bir Avrupa'ya uyamamanın sonucu olarak ortaya çıktı. Yani bu Protestanlar Avrupa'daki Protestanlara karşı olan tutumdan bıktılar ve bir müddet sonra Amerika'ya gitmek ve orada yeni topraklar vesaire bulmakla kendilerine hiç olmazsa şimdi o zamana kadar olan bu Protestan ve Katolik karşıtlığını görmeyeceklerini ve kendi biraz da dar Protestanlığını bir genişletebilecekli bir toprak bulduklarını sanıyorlardı. Amerika'nın teşekkürü sanıyorum ki herkesin kabul ettiği gibi böyledir. Yani bir dinler
tartışmasının, bir çatışmasının meydana gelmiş olduğu bir bıkkınlığın sonucunda Amerika'ya giden ve Protestanlığın kendileri istediği gibi bir şekilde geliştirilmeyen, geliştirilmediğini düşünen kimseler, Amerika'nın bugün o esas toleran ve demokratik halkını meydana getiren halkın kökenini temin ediyor. Gündüz Bey, hemen buradan devam edeyim çünkü katılıyorum. Yani Avrupa'nın işi çok güç hakikaten, çok kültürlülük açısından. Çünkü yüzyıllarca din savaşları, Protestan, Katolik, ondan kurtuluşu ulus devleti, sizin söylediğinizi icat etmekle buldular. Ve kurtuldular birbirlerini ulus, yani din savaşları bile kesmekten. Fakat bu sefer de ulus devlet başlarına bela oldu. Sonunda işte iki tane dünya savaşı çıkardılar. Yani ulus devletler anlaşamadıkları için, daha çok yayılmadıkları için, paylaşamadıkları için. Yani bu ulus devlet çok kültürlülük kavramıyla bağdaşamıyor. Evet. Ve şimdi ulus devlet olduğu müddetçe Avrupa'da entegrasyondan, çok kültürlükten bahsetmek hakikaten çok güç. Çok güç ve bunun teorik bir bazı olduğunu söylemiş olan insanlar var. Yani tamamen çok kültürlükle ilgili bir tez değil. Fakat insanlar arası eşitliğin nasıl sağlanabileceğini ve aslında sağlanmadığını söyleyen bir takım hukukçular çıktı 20. yüzyılın başında. Bu da aslında bir azınlığın bir çok daha geniş bir devlet yapısına girmesinin kapılarının kapandığı bir yer olarak düşünülmesi gerekir. Schmitt diye mesela bir hukukçu var. Bu hukukun hukukiliği aslında doğru bir şey değildir, bir yalandan ibarettir diyor. Bu çok önemli bir mesele. Yalandan ya da masaldan. Türkiye'de bunu pek konuşamayız sanıyorum. Yok efendim, ne demek? O ulus devletten tabii şimdi bütün her şeyi Avrupa'ya da yüklerken işte ulus devlet olduğu müddetçe Avrupa'da olamaz. Çünkü Türkiye'de bir ulus devlet. Tabii. Şimdi Türkiye'dekiler de onların bu ulusa bağlı olmasını istiyor. Sadece Türkiye'dekiler değil, bazen anneler babalar da çocuklarının bu ulusa, bu dine, bu dile bağlı olmasını istiyor. Buradan çıktığı zaman ya sen ne biçim Türksün deniliyor ve hatta daha pejoratif, aşağılayıcı bir şekilde Almancı demeye başladık. Evet. Yani küçümsedik o insanları. Kayıp kuşak dendi. Mesela doğan işçi çocukları için arada kalmış. Neresi kayıp bu çocukların? Yani bir insan kayıp olabilir mi? Yeni bir kültür geliştiriyor. Kendisine göre yeni bir kültür geliştiriyor. Çok dilli, çok kültürlü, başka göçlerin getirdiği yeni kültürler gelişiyor. Roma da öyle oldu. Roma İmparatorluğu yıkıldı. Vizigotlar, Ostrogotlar falan geldiler. Yeni bir kültür çıktı orada. Burada da olan Memluklar Mısır'a geldi. Hatta iktidara bile geldiler. Yeni kültürler çıktı. Şimdi bu çocuklara kayıp kuşak demek, arada kalmış kuşak demek kadar bu ulus devletin baskısı, benim gibi ol demek baskısı ve bu insanlara hakaret tabii ki. Ayrıca Avrupa'da iyice bunun mucidi çok kültürlülük kavramının ya da böyle olmanın mucidi Avrupa mıdır? Hani bugün çok sık dile getirilen bir şey var. Biz çok kültürlülüyüz, bu bizim zenginliğimiz midir? Zenginliğimizdir derler. Öyle midir? Bunun için ne yapmak gerekir? Gerçekten zenginlik olması için. Tolerans diye bir kavram var. Avrupa'da kullanılan bu tolerans kavramının nasıl tarih içinde şekillendiğini bir irdelemek lazım. Biz bütün meselelerimizi böyle daha geniş tarihsel yaklaşımlarla izah etmediğimiz için bir meseleyi hemen bir siyasi çıban haline getirdiğimiz için bunu yapmadık, yapamıyoruz ve sanıyorum ki yapamayacağız. Çünkü sizin bize gösterdiğiniz bu çok kültürlülük sınırlarının oluşması aslında tamamen yeni bir tarihsel bir görüşün ve Avrupa'ya gidişinin, yani kişilerin
haklarının bir birim olarak öne alındığının bir meselesi olarak görüyorum. Yani burada yeni bir evren teşekkül ediyor. Artık bir imtiyaz meselesiyle karşılaşmadığımız ve herhangi bir şekilde birilerini korumak için bir işi yapmadığımız, fakat aslında insanların haklarının bir olduğunu ifade eden yalnız bir teoriyle karşılaşmıyoruz. Böyle bir dünyaya girdik artık. Ve Türkiye'de bilinmeyen şeylerden bir tanesi böyle bir yeni dünyaya gelmiş olmamızdır. Anladım. Amerika mesela başarılı bir örnek midir Murat Bey? Ya da derler ki işte dinamizm getirir, çok kültürlülük, hoşgörü veya tolerans belki. Öyle midir? Vallahi son analizde galiba öyle. Ama ben bunu doğrudan doğruya Amerika'ya, işte oradan buradan göçmüş insanların daha akıllı, daha erdemli olmasını falan gibi bir şeye bağlamıyorum. Yani bu yeni kıta sanıyorum insanlara çok daha fazla şey vaat ediyordu. Yani daha çok kıtanın bir hikmeti olarak görüyorum. Şöyle diyeyim, şimdi Amerika deyince demin Osmanlı'dan bahsediyorduk. Yani bu böyle birbirinden farklı, heterojen yaşamakla ilgili iki soyutlama vardır. Nasıl olabilir yani böyle bir şey? Bir derler mozaik, böyle bir model vardır. Bir de eritme kazanı diye bir şey vardır. Eğer Osmanlı'ya bakacaksak burada herhalde mozaik diyeceğiz. Çünkü mozaikte işte malum sert cisimler var. Onları yan yana getirerek bir resim yapıyorsunuz ama onlar birbirine geçmiyor. Onlar hepsi kendi olarak duruyorlar. Onlara verilmiş bir dizayna göre öyle duruyorlar. Halbuki öbür tarafta bir eritme kazanı dediğimiz zaman bir kaynaşma meselesi var falan. Şimdi yani buna daha bir yüzeysel olarak baktığımızda tabii şeydeki Amerika'da o ilk giden işte ister istemez bir kurucu babalar falan denilen zaten bu Püriten, Protestan vesaire daha Anglo-Sakson adamlarla birlikte bir İngilizce konuşan, işte İrlandalı falan da var yani Katolik ama gene İngilizce konuşuyor. Ya yani İngilizcenin müthiş bir şeyi var, egemenliği var. Ama burada mesela işte herkes kendi dilini konuşuyor. Özellikle bütün bu çok kültürlülük falan diyoruz ama bu burada da. Ancak kentlerde bir miktar olan bir şey. Yani yoksa köylerde birbirine gidip geldiği bilmem ne. İşte zaten şey mesela Kürtlerle biz işte et ve tırnak gibiyiz, birbirimize kız aldık verdik. Yani o öyle olmamızın kanıtı kız alıp vermektir. Ama Ermeni köyü bilmem ne falan, ya adamlarla biz onların düğününe giderdik, onlar bizim düğünümüze giderdi. Yani orada alışveriş biraz daha şeydir, en fazla birbirinin düğününe gitme şeklinde falandır ve birbirinin kültürünü falan da bilmez. Yani onun için o çok kültürlük sözü de biraz mitolojik. Evet. Bir, şey. Bir ara verebilir miyiz Şerif Bey? Tabii, müsaadenizle. Tabii. Ara verme zamanımız gelmiş. Vito uyardı. Devam edeceğiz. İki defa ara Dönüşte gönderdiğiniz elektronik postaları okumakta yarar görüyoruz. Hem sizlerin katılımını vurguluyor bunlar hem de ortaya koyduğunuz soruları. Gündüz WhatsApp'a gönderilen bir elektronik posta. Cehenneme Övgü isimli kitabında gerçeklerin karanlıkta kaldığını söylüyor. Acaba kültür çeşitliliği konusunda gündemdeki tartışmalar olayın gerçek boyutunu ortaya koyuyor mu, değerlendiriyor mu? Yoksa gündemdeki bu tartışmalar da totaliterizmin bir ifadesi midir diyor bir yüksek lisans öğrencisi. Ben Serhat demiş, Serhat Demircan.
Bir şey söyleyeyim mi hemen aklımda? Yok yok, yani ben sadece izleyicilerimizin katılımlarını dile getiriyorum. Tabii ki sonra bu konuda bir şeyler söyleyebilirsiniz. Biraz önce Murat Bey'i kastediyor. Fransız ve İngiliz emperyalizminin tarzını karşılaştırdınız. Bu bağlamda Osmanlı'nın da Fransız, İspanya veya Portekiz emperyalist sistemini uygulasaydı bugün Avrupa'nın durumu ne olurdu diye bir soru ortaya atmış. Şerif Mardin hocamıza Osmanlı İmparatorluğu'nda kültürel çeşitlilik olmadığını, azınlık imtiyazı olgusunu belirtmesinden yola çıkarak sürekli belirtilen ve dillerden düşmeyen hoşgörü yerine tahammül olduğunu söyleyebilir miyiz Osmanlı'daki durumun diyor. Okan Bey diyeyim. Sedat Palut, çok kültürlülük ekseninde Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendirirler konuklarımız? Avrupa Birliği bir çok kültürlülük projesi midir? Ama Murat Belge anlatıyordu, hatta Şerif Mardin söze girmişti. Siz önce bir mozaik ve pota sistemini, evet, bir yerde erime sistemini gündeme getirmiştiniz. Güzel örnekler veriyordunuz. Kürtler için etle Kürtler ve Türkler etle tırnak, ama Ermenilerle olunca biz onların düğünlerine gideriz, onlar da bizim düğünlerimize gelir, paskalyalarımızı kutlarız, evet, vesaire demiştiniz. Evet, paskalya gene şehirde olduğu için biraz daha yakın, evet, ilişki sayılır. Şimdi söylemekken bu bahsi toparlamak için söylemek ihtiyacını duydum. Bu iki model, ama bu iki model birer soyutlama. Gerçek hayata baktığımız zaman gerçek hayatta gördüğümüz ne, bir mozaiktir. Çünkü o birbirinden hiçbir şey almadan durmak da mümkün değil. Yani farkında bile olmadan insanlar birbirlerinden bir şeyler alırlar. Yani sadece dili düşünün. İşte efendi kelimesi de Yunanca'dan gelir. Fener kelimesi de Yunanca'dan gelir. Öztürkçe diye yaptığımız örneğin bilmem ne oranak Ermenice'den gelir. Vesaire vesaire. Öbür tarafta da eritme kazanı. O da bir soyutlamadır. Hiçbir yerde insanlar tamamen erimezler. Nitekim işte bugün Amerika için söylenen bir benzetmedir. Bu Amerika'da herkes ne olduğunu bir yandan gayet iyi bilir. Ha, onun için demin söylediğim lafa geri geleceğim. Ya Amerika bakir bir kıta ve zengin bir kıta. İnsanları bir buradan gitmeleri için zorlayan nedenler var. Bunlar daha çok işte Şerif Bey'in söylediği gibi. Adam protestan, işte eymişi yok, bilmem Mennonite falan filan duramıyor. Ama bir kısmı da işte feodal sistem, şu bu, yani bir kaslaşmış hayat yok yani ona falan. Acaba bu yeni bakir kıtada bir şey olur mu? Kalkıyor gidiyor. Şimdi bütün bu giden adamlar aradıklarını bulamıyorlar. Bir sürüsü telef oluyor, mahvoluyor gidiyor, ama kalanlar da bir şeyler buluyorlar. Yani Amerika'nın her zaman gel gel yaptığında işte vereceği bir şeyler var. Ama mesela 19. yüzyıl sonlarına gelirken Osmanlı toplumunu düşünün. Kimseye verecek bir şey kalmamış. Kendi de alacağı bir şey kalmamış. Yani büyük ölçüde çağını, ya mesela ne bileyim, birinci meşrutiyet ilan edildiğinde Makedonyalı işte Vlahov Efendi kurulan meclisi mebusanda sosyalisttir ve bir tür Osmanlı enternasyonalizmi yaratılabileceğine samimiyetle inanır falan. Ama işte öyle 3-5 tane adam vardır. Bütün o ülkelerde, Makedonya'da, Bulgaristan'da falan da milliyetçiler hakim olurlar. Çünkü ben Bulgarım, Bulgar olarak başıma ne gelecekse gelsin. Yani bu adamlarla benim yapacağım bir şey yok. Yani bu noktaya gelmiş. Ve sonuç olarak da yani diyeceğim, mozaik veya eritme kazanı diye ısrar da etmemek gerekir. Haklar toplumunda yaşıyoruz. Şerif Bey başından beri bunu vurgulamak istiyor. Yani bu işte sen falan cemaat olarak yaşa, karşılığında şunlar şunlar senin olsun değil. Şimdi eşit hakların paylaşıldığı bir yurttaşlar toplumu olacak. Burada yani bir gene Yahudinin kipasına döneceğim. Nedense o bana çok sembolik geliyor. Şeyde Amerika'da falan da o Hasidik cemaatlerde falan hep görürüm o sakallar, işte kafalarında takkeler falan. Adam onu takma ihtiyacını duyuyorsa takacak kardeşim. Yok sen bunu takamazsın
Burası Amerika'da zaten olmamış böyle bir şey. Ama bunu yapan toplumlar var, biliyoruz. Gayet iyi. öbür Yahudi de, kardeşim ben bu kipamımdan sıkıldım. Ben bunu çıkaracağım ve işte ben bir dünya vatandaşı olarak yaşayacağım. İşte şeyde Yom Kippur falan da tanımıyorum. Onu da kendi cemaati şey yapmayacak. Hayır sen bizi terk edemezsin. Bilmem ne falan. Yani bu şey arasında mozaikle kazan arasında bir sürü özgürlük alanı var. Onları bulmamız ve insanları o buldukları alanlarda özgür yaşatacak bir çoklu sistemi kurmamız lazım. Evet. Murat Bey'in söylediklerine bir iz düşümünün sonucunu ortaya çıkarmak istiyordum. Amerika'nın şimdiye kadar, yani 19. yüzyılki politikasında ve 20. yüzyılın ilk yarısındaki politikada en vurgusu olan konu beyazla siyah arasında bir farktır. Yani bu inanılmaz derecede Amerikan politikasına bir renk vermiş olan bir şeydir. Beyazla siyah ayrımı. Bunu ancak şimdi bir dereceye kadar, tabii Obama'da görüldüğü şekilde bir dereceden fazla bir tamir etmeye çalışıyorlar Amerikalılar. Bu tamir ameliyesinin de unutulmaması lazım sanıyorum. Amerikan politikasının son 80 yılının içindeki çekişmelerin nereden geldiğini, nereye vardığını ve bu çekişmeleri sonuçlandırmak için neler yapmış olduklarını, kimin söz verdiğini, kimin o sözleri dinlemeyip kendisine daha çok hak verilmesini vesaire gibi, yani siyah ve beyaz meselesi Amerika'nın politikasının eksenini temin ediyor son 80 yılda ve orada yeniden söylediğimiz, hepimizin burada söylediğimiz bir şeye dönmek istiyorum. Artık bir renk meselesi siyasetin bir parçası olabilme şansını yavaş yavaş yitiriyor ve yavaş yavaş da olsa bir insanlık evreninin içindeki politikanın nasıl yapılacağına doğru bir tartışma ve bir düşünme başladı. Bu Türkiye'ye de geldi. Öyle mi? Ve açılım dendiği zaman siyah beyaz şeyini unutmayalım. Yani siyah beyaz karşıtlığını unutmayalım. Çünkü açılım aslında siyah beyaz karşıtlığının ve politikasının ortaya çıkarmış olduğu bazı prensipleri olduğu gibi Türkiye'nin de kullanılabileceğini ve bu yoldan gidebileceğini anlatıyor. Bunun üzerine çok fazla durmuş olan yok. Evet. Çünkü siyah beyaz hani Türkiye'de halledilmiş bir mesele olarak görülüyor. Fakat onların izleri hala Amerika'nın politikasında çok açık olarak belli. O, şunu demek istiyordum. Yeni bir aleme geçmiş olmamız yalnız profesörlerin arada sırada konuşmalarında ifade ettikleri bir şey değildir. Gerçekten yeni bir aleme geçiş kapıları açılmış durumda ve biz onları zorlamak mecburiyetindeyiz. Evet. Sorayım arkadaşlarımıza, ne düşünüyorlar bu? Valla yeni, siz yeni alem deyince benim aklıma gelen, bu sermayenin küreselleşmesini herkes kabul ediyor, hatta destekliyor.
ulus devletler kapanınca beceremiyorlar artık bu işi tek başına. Çünkü çok uluslu şirketler zaten ulus devletlerin üstünde. Fonksiyonu orada da yitirdi ulus devlet. Sermayenin küreselleşmesi kabul edildi artık genel geçer bir akçe olarak. Fakat insanın küreselleşmesi aklımızdan bile geçmiyor. Yani evrensel değerlere sahip bir insanın o kültürden bu kadar, şu kültürden bu kadar, azıcık buradan yeni bir insan ve göçler sonucu çok yeni insanlar çıkıyor. Londra'nın bilmem şu kadarı göçmen, Viyana'nın bu kadarı göçmen, yani insanlar karışıyor artık. Çocuk doğuruyorlar birbirlerinden, ürüyorlar. Buradan yeni ulus devlet kültürü, din kültürü üstü alıştığımız yeni bir insan çıkıyor. Yeni bir dünya vatandaşı çıkıyor hatta belki, ama bunu daha telaffuz etmenin bile eşiğinde değiliz maalesef. Yapımcımız Ayça'nın hoş bir örneği vardı. Berlin'de Kreuzberg, işte Türklerin gittiği yerdir. Fakat Almanlar şimdi oraya böyle gidip taşınmaya başlamışlar. Bu onun gözlemi. Hani eskiden tam bir gettoydu. Fakat şimdi orası böyle bir onlar arasında yavaş yavaş farklı bir hayatı yaşamak, tanımak için moda haline gelmiş. Kendisini yani doğru aktardıysam eğer. Oluyor. Yani bu küreselleşmeye karşı biz hala aitlik savaşları veriyoruz. Daha da küçülttük kendimizi. Küçük küçük aitlikliklere girip ulus devlet yıkılıyor çünkü. Ulus devlet yıkılınca başka aitlikler çıkıyor içinden. Bu sefer onlara yapışmaya çalışıyoruz. Ben buyum diye. Biz buyuz demek yerine, biz bunlar olabiliriz demek yerine geçmişe saplanıyoruz. Sebep işte ideolojiler yıkıldı bir ölçüde, ulus devlet yıkıldı bir ölçüde, dinler bir anlamda tekrar yeni kimlik üniformalarımız olmaya başladı tekrar. Ama bu arada olan bir dünya kültürü gelişiyor ve onu maalesef daha göremiyoruz. Bir başka olay ortak başka alanları keşfetmek. Yani mesela çeşitli etnik gruplara mensup olanların, diyelim Kürtler ve işte Türk, kendilerini öyle algılayanların diyeyim ben, hani böyle sınıf şey yapmak da istemem, sıfatlandırmak, ama işte Kürtlerin Türklerin Fenerbahçeli olması veya Kürtlerin Türklerin Galatasaraylı olması, bu türlü bir alanlara doğru da yöneltme olsa iyi olur diye yapılan konuşmalar var, yaklaşımlar var, ne dersiniz? Evet, şimdi yani özellikle kent hayatı egemen oldukça ki oluyor büyük ölçüde dünyaya. Biz hepimiz böyle çok kimlikli varlıklar olarak yaşamak durumundayız. Yani bu da yeni alemin bir parçası. Evet. Hani şey gibi belki mafsallı yaratıklar gibi. Yani bir mafsalım Kürt olmaksa bir mafsalım Galatasaraylı olmak, bir mafsalım avukat olmak, bir mafsalım Rabindranath Tagore'un şiirlerini sevmek, ne bileyim yani sonsuz saymak mümkün bunları ve bu mafsallardan her birisiyle o mafsala sahip bir başkasıyla ilişki kurmam, onunla bir ortaklık kurmam mümkün. Yani siyasette falan da yani bu biraz böyle gidiyor. Mesela bu sivil siyaset falan dediğimiz işte sorun temelli diye bir şey bulduk. Yani ben ağaç seviyorum. İşte ağaçlara bilmem ne deyince ben de sokaktayım. Yanımda mesela faşist partiden bir şey emekli general falan. O da ağaç seviyor ama falan. Yani böyle bu modern hayatta kimin hangi koşullarda ne şekilde yan yana geleceği, yan yana gelmiş insanların başka kaç tane alanda katliyen yan yana gelemeyeceği. Yani bunlar içimden çıkılmaz şeyler. Ama yani sonuç olarak bunlar işte dünyanın son derece artan gelişen iletişim imkanlarına herhalde bağlayacağız. Çünkü işte eskiden malum işte insan bir yerde doğardı. Çok az başka bir yere gitme imkanı olurdu. Hele köylüyse işte en yakındaki panayır kurulan yer neyse belki onu bilirdi. Ondan başka bir şey bilmezdi. Yani kural olarak adam doğduğu yerde de ölürdü. Şimdi yani bir türlü şeyle dünyanın neresinde bir şey olsa iki dakika sonra biz de bundan etkilenme durumundayız. Yani işte Gündüz'ün de dediği gibi yani bu durumda hala bunlar benim onlar senin falan böyle bir şey kalmadı yani. Nitekim iki tane önemli alan var ve
Bunlar önemli çünkü şeyde hayat sonunda duyusal, yani ne, nasıl algılıyoruz? İşte bu beş duyumuz var. Bunlarla algılıyoruz. Şimdi kulak çok şey, yani evrensel bir organ bu. Her şey geliyor. Ve sonuç olarak nesnel olarak aynı şey geliyor. Ama tabii hepimizin kulağının bir duyma kültürü var. O da başka. Yani ne bileyim, yani veysel duymaya ve bundan zevk almaya alışmış bir kulak, Schubert duyunca bundan şey anlamıyor falan, ya da tersi. Ama yani bu aşılmaz bir duvarda değil. Yani beş kere daha Schubert duysa falan bir şeyler değişmeye başlayacak. Bir de tat, dil, yani tad alma. Şimdi zaten bunların birinde world music, dünya müziği diye bir şey çıkmış. Evet. Yok işte Beatles, İngiltere'de, Liverpool'da zuhur etmiş adamlar. Ravi Shankar Hindistan'da sitar diye tuhaf bir şey çalıyor falan. Evet. Ama onlar buluşuyorlar ve birbirlerine müthiş bir alışverişleri var. Ya da Picasso gidiyor Afrika'da masklar buluyor. Ve belki şeyde kübizmde göremediği bir şey orada görüyor. Nusret Alihan Bey'in rock orkestrasıyla veya topluluğuyla konserler verdi. Hip hopçılarla. Evet. Ve gayet de mühim bir adamdır. Evet, yani, çok mühim birisi. Geleneğine düşkün bilmem ne. Bir de şey var işte. Yani dünya mutfağı var. İşte fusion dediğimiz. Pişirme yöntemleri, işte tat vericiler, pişirilen nesnelerin çoğalması vesaire gibi şeylerle yeni yeni lezzetler buluyoruz. İşte buna göre lokantalar müthiş yaratıcılığı şey yapan, bir yandan teşvik eden bir şey. Yani ben yemekte esas olarak geleneği şey yaparım, savunurum. Yani beğendi yapacaksak beğendi gibi yapmalı. Bunun üstüne kaşar peyniri konuyorsa edam konmaz yani. ama olsun. Hayır, yani ben bunu edamla yapacağım diyen adam da o imkanı görelim, oluyor mu olmuyor mu? Aklıma bir örnek geldi, yemek örneği tam bu konuda. Kassel şehrinde, o zamanki Batı Almanya'da bir Türk pidecisi vardı. Bizim bildiğimiz pideleri yapıyor. Karadeniz'in özellikle çeşitli pidelerini, ve Türkler gidiyor ve gayet memnunuz hayatımızdan, çünkü kendi yemeğimizi buluyoruz. Fakat adam yemek pişirmekten ve denemekten ve keşfetmekten de hoşlanıyor. Hawaii pidesi yaptı. Allah Allah. Şimdi ananas falan. Ha. Şimdi Türkler Hawaii bir şey oldu ve hain gözüyle baktık ona. Yani bizi sattı, hain kültürümüzü sattı. Fakat bu arada yeni müşteriler edindi. Çünkü hem şeyden hoşlanan, Karadeniz pidesinden, hem de Hawaii'li pideden, yani ananaslı pideden hoşlanan. Yani mesela onun üstüne çıkabilmek. O kadar da umutsuz olmamak lazım şimdi bu örnekler ortaya çıkınca galiba. Şerif Bey, siz bu siyah beyaz sorunun Amerika'nın, bilmiyorum yanlış algılamadı, halledilmesinden çıkarılacak dersler olduğunu söylediniz. Somut bir şeyler söyleyebilir misiniz? Mesela ne olabilir? Evet, bir azınlığın kendi özelliklerinin aslında acayip şeyler olmayıp belirli bir kültürün bir parçası olduklarını ve o kültürün bütününü İnsan anladığı zaman parçasının da nereye düştüğünü anladığını sanıyorum. Bu böyle oldu ve bu gene Murat Bey'in dediği burada çok önemli. Biraz müzikle oldu. Caz mesela. Evet. Yani caz bir Amerika'nın belirli bir yöresinin bir müziğidir. Hı hı. Ve bir müddet sonra Amerikanlaşma ile caz birbirine girmiş iki öge olarak ortaya ve çıkmaya başlıyor. Sonuç beyaz-siyah ayrılığı müzik ortaya geldiği zaman zayıflıyor. Ve ortak alanlar meselesine belki biraz gene dönüyoruz. Evet. Bilmiyorum, ne diyorsun? Evet, tabii tabii. Peki onay aldık. Devam edebiliriz bunun üzerinden ama yine ara vermem gerekiyor. Kötü çocuğu olarak bütün tam sohbetin hızlandığı yerde araya giriyorum ama ne yapalım.